Kokunun bütün diğer duyulardan çok önemli bir farkı var ki kendine ait bir lisanı, bir şeyi yok, bir sözlüğü yok, kelimeleri yok koku duyusunun. Yani diğer duyulara baktığımız zaman hepsinde duyunun olgusunu tarif eden bir takım şeylere rastlayabiliyoruz. Mesela görme duyusundan işte İsveç bayrağını gördüm dediğinizde işte açık mavi ve sarı renklerden oluşuyor diyerek mesela görsel olarak tarif edebiliyorsunuz. Veya bir müzikte do, re, mi gibi notalar üzerinden yani titreşim üzerinden veya işte ne bileyim kilohertz, megahertz gibi titreşim üzerinden işitme duyusuna gelen mesajları tarif edebiliyorsunuz. Bütün duyularda buna benzer bir takım tarifler var. Koku duyusunda herhangi bir kelime yok. Bunun için de konuşmak çok zor. Konuşulamadığı için de buna bir de bizim somut şeylere, daha doğrusu fiziksel imgelere olan düşkünlüğümüzü eklersek, yani elle tutulması lazım, gözle görülmesi lazım eklersek, bütün tarih boyunca son derece işte keyfe keder bir duyu, soyut bir duyu olarak kabul edilmiş bir duyu. Konuşulamama halini de aşmak için ne yapıyoruz? Biz işte diğer duyulardan benzettiğimiz kelimeleri ödünç alıp kokuları tarif etmeye çalışıyoruz. Ne diyoruz? İşte yumuşak bir koku diyoruz mesela. Yumuşak halbuki dokunma duyumuzla ilgili bir şey, yani koku duyusuyla ilgili değil. Veya tatlı tatlı kokuyordu diyoruz. Tat duyumuzla ilgili bir şey, gene koku duyusuyla ilgili değil. Ağır bir koku var içeride diyoruz, kas hareketlerimizle ilgili bir şey. Dolayısıyla kendine ait bir kelimesi yok. Ödünç alınan kelimeler de bittiği zaman benzetmeler yaparak kokuları tarif etmeye çalışıyoruz. Yeni kesilmiş çimen gibi, işte yağmur sonrası toprak gibi böyle bir sürü benzetmeler var. Bu bizi koku üzerine konuşmayı zorlaştırıyor tabii. Çalışma mekanizmalarının üzerine de bunun için çok geç vakitte eğilmişiz. Yani kokuyla ilgili ilk çalışmalar, akademik anlamdaki ilk çalışmalar ciddi olarak 1980'de başlamış. Yani düşünsenize binlerce yıllık bir insanlık tarihi var ve sadece 45 seneyi bile bulmayan bir akademik geçmişi var bu duyunun. Halbuki biz bütün iletişimimizi duyular aracılığıyla kuruyoruz dış dünyayla. Biz derken bütün canlılar dış dünyayla iletişimi duyular aracılığıyla kuruyorlar. Koku bir kimyasal duyu. Tek hücreli canlılarda dahi kimyasal iletişim mevcut. Dolayısıyla canlıların tarihi kadar eski bir duyudan bahsediyoruz. O duyu bizim 5 temel duyumuzdan bir tanesi ve biz onun üzerine sadece 40 yıldır falan ciddi olarak çalışıyoruz. Bundan dolayı çok fazla bilinmezlik içeriyor. O bilinmezliklerin bir kısmını aşmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce anlatarak duyu üzerinden. Tabii ki sonunda koku tasarımı veya kokunun bir tasarım unsuru olarak kullanılması konularına da değineceğiz. Koku bir kimyasal duyu. 5 temel duyumuz var demiştim. Bu 5 temel duyumuzun 3 tanesi fiziksel duyular. Yani görme, işitme ve dokunma fiziksel duyular. Tat ve koku duyuları da kimyasal duyularımız. Tat duyusu dediğim zaman tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami bu 5 temel kulvarın dışında hiçbir şey kastetmiyorum. Çünkü bizim günlük hayatta kullandığımız tat kelimesiyle gerçekte tadın biyolojik karşılığı arasında çok büyük bir fark var. Yani biz günlük hayatta çilek tadı diyebiliyoruz, et tadı diyebiliyoruz, bezelye tadı diyebiliyoruz. Halbuki gerçekte böyle tatlar yok bizim hayatımızın içinde. Yani bizim dilimizin üstünde bezelye reseptörü veya çilek tadı reseptörü gibi reseptörler mevcut değil. Şekeri algılıyoruz, ekşiliği algılıyoruz vesaire ama onun ötesindekiler aslında tat duyusunun da içine dahil olduğu daha geniş bir toplam vasıtasıyla alabildiğimiz mesajlar ki o mesajların toplamına aslında lezzet diyoruz biz. Lezzet dediğimiz şeyi tat kelimesiyle tanımlamaya çalıştığımız için de böyle bir problem yaşıyoruz. Tat duyusu ve koku duyusu kimyasal duyularımız. Zaten tat duyusunun devreye girdiği her anda koku duyusu da onunla koordineli olarak çalışmaya başlıyor. Çünkü tat duyusu tek başına yeterli değil. Ne güvenlik ne haz vermek için bize tek başına yeterli kalmıyor. Dolayısıyla kimyasal bir duyudan bahsediyoruz ve bu duyu bizim iletişimimizi sağlıyor. Dış dünyayla iletişimimizi sağlıyor. Üstelik diğer duyulardan farklı olarak belleğimizi çok uzun yolculuklara çıkartabiliyor. Artı duygu durumumuzu aniden ve çok güçlü olarak değiştirebiliyor. Bu da soyut bir ilişki değil. Yani kokuyla bellek veya kokuyla duygu arasındaki ilişki de soyut bir ilişki değil.
gayet somut bir ilişki. Çünkü koku duyumuza gelen sinyallerin beynimizde işlendiği bölge, ki limbik sistem dediğimiz bir bölge, sistem dememden anlayacağınız üzere birden fazla bileşeni var ve birden fazla da işlevi var. Dolayısıyla sadece koku duyumuza gelen sinyalleri işlemekle mükellef değil, aynı zamanda özellikle uzun dönem olmak üzere bütün belleğimiz orada işleniyor. Artı öfke, nefret, aşk, şehvet vesaire gibi duygu durumlarımız da gene limbik sistemin içinde işleniyor. Dolayısıyla bellek, duygu ve koku arasında böyle beyinde işlendiği bölge açısından kaba bir komşuluk ilişkisi var diyebiliyoruz. Bunun için bir kokuyu duyduğumuzda birden kendimizi 3 yaşında, 4 yaşında bulabiliyoruz. Veya sebebi tarifsiz bir huzur, bir mutluluk veya tam tersine oradan uzaklaşma isteği, bir itki hissedebiliyoruz bir kokuyu duyumsadığımızda. Tabii bellek veya duyguları tek harekete geçiren koku duyusu değil, diğer duyular da, yani bir fotoğraf gördüğümüzde de bir şey hatırlıyoruz veya bir müzik dinlerken de duygulanabiliyoruz. Fark şu, koku duyusuna gelen sinyaller limbik sistemin içine hiçbir filtreden geçmeden direkt olarak gidiyorlar. Dolayısıyla 5 duyu içinde limbik sistemin içine dolaysız erişimi olan tek duyu koku duyusu. Onun dışındaki duyulara gelen sinyaller önce bir dağıtım merkezine geliyorlar beyinde. Orada bir bilişsel süzgeçten geçtikten sonra limbik sistemin içine gidiyorlar. Bu da bizim koku üzerinde iradi bir kontrolümüzün olmamasını getiriyor. Yani biz ne yolculuğumuzu, zaman yolculuğumuzu engelleyebiliyoruz ne de duygu durumumuzdaki o değişmenin üzerinde bir kontrolümüz var. Buna bir de her nefes aldığımızda teknik olarak koku aldığımızı eklersek aslında bizim neredeyse hiç kontrolümüzün olmadığı bir duyudan bahsediyoruz koku duyusu dediğimiz zaman. Yani kulağınızın tıkamak veya gözünüzü kapamak gibi bir şansınız yok kokuyu almamak için. Çünkü burnunuzu tıkamak zorundasınız. O da sizin nefes alma organınız. Yani sizin derken hepimizin tabii nefes alma organı. Bu da ne demek? Bu da şu demek. Koku duyumuza gelen uyarılar aslında bizim için kaçınılmaz uyarılar. Yani hiçbir şekilde onların varlığını yadsıyamıyoruz. Onları yok sayamıyoruz. Bu nasıl kullanıldığına bağlı olarak elbette çok olumlu, aynı zamanda da çok olumsuz bir şeye dönüşebiliyor. Yani çünkü çok kolay, en kolay manipüle edilebilir duyu diyebiliriz bundan sebep koku duyumuza. Bellekle duygu ilişkisine çok yakın olmasından sebep koku ile ilgili yapılan tasarımların kişiler üzerindeki etkisi de çok fazla oluyor. Impact diyebileceğimiz çok güçlü bir tepki doğurabiliyor kokuyla ilgili yapılmış olan tasarımlar, ki bunlar her türlü üründe veya her türlü serviste karşımıza çıkabilecek şeyler. Bizim iki tane yaşamsal işlevimiz üzerinde koku duyusunun hakimiyeti var. Yani biz bütün deneyimlerimizi tabii ki duyular üzerinden yaşıyoruz. Fakat hiçbir zaman hiçbir deneyimi de tek bir duyuya bağlı kalarak yaşamıyoruz. Her deneyimimiz bizim bir çoklu duyu deneyimi. Yani basit bir sabah kahvesi içme deneyiminizde bile dokunma duyusu devreye giriyor, temel tat duyusu devreye giriyor, koku duyusu devreye giriyor. Bütün bunların toplamında biz kahve içtiğimizi önce tanımlıyoruz, onun arkasından da haz alıyorum veya keyif alıyorum diye bir yorumda bulunabiliyoruz. Dolayısıyla bütün deneyimlerimiz bir çoklu duyu deneyimi. Her çoklu duyu deneyimimizde de o deneyime özel olarak bir duyu başrole çıkıyor, diğer duyular da yardımcı rollerde kalıyorlar, iyi yaşayın. Koku duyusunun başrole çıktığı ve bizim için yaşamsal önemi olan iki tane önemli deneyim var. Bütün hayat boyunca gerçekleştirmeye çalıştığımız bir tanesi bizim ürememiz. Ürememiz üzerinde koku duyusu birinci derecede etkili. Tabii bunu dediğim anda lütfen aklınıza medya yönlendirmeleri, parfümler falan gelmesin. Yani afrodizyak parfümlerden falan bahsetmiyorum. Onlar bir takım pazarlama şeyleri. Burada bahsettiğim şu, bizim vücut kokumuz bizim genetik yapımıza ilişkin sosyal ortama bir sinyal veriyor. Yani bizim temel bağışıklık sistemimizi düzenleyen gen grubunun ortama kimyasal yansıması bizim vücut kokumuz. Doğru bir sonraki nesil üretebilmek için de bizim bir araya gelmemiz gereken partner bizden ne kadar uzak ve farklı bir bağışıklık sistemine sahip olursa insanlık zincirinin devamı o kadar mümkün oluyor. Bunun da sinyalini
temel olarak koku duyusu üzerinden, yardımcı olarak da diğer duyular üzerinden alıyoruz. Elbette görme duyusunun da işte simetri belirleme vesaire falan gibi katkıları var ama temel bağışıklık sisteminin sinyalini koku üzerinden biz alıyoruz. Bunlar tabii işte kokuyu değerlendirdim, karşı tarafın bağışıklık sistemi bana uygunmuş, hadi beraber olalım gibi verilebilen kararlar değiller. Bilinç dışında gerçekleşen şeyler. Bugün de artık zaten gerçekleşmesi çok zor olan şeyler. Çünkü bugün artık karşımızdakinin o temel vücut kokusu dediğimiz kokusuna ulaşabilme imkanımız pek yok. Yani çok kokulu ortamlarda yaşıyoruz hepimiz. Yüzlerce parfüm sürüyoruz. Parfüm sürüyoruz derken illa sürülebilir parfüm kullanmamız gerekmiyor. Sabunla yıkanıyoruz, çamaşırımızı deterjanla yıkıyoruz, sonra yumuşatıcıya koyuyoruz. Bunlar hep parfümlü ürünler. Dolayısıyla bir engelleme perdesi oluşturuyorlar bizim vücut kokumuzun sosyal ortama yayılmasının önünde. Ama bugüne kadar insanlık dediğimiz canlı türü gelebildiyse tabii bu prensibin doğru çalışması şeklinde bir şekilde gelebilmiş. Dolayısıyla bir üreme üzerinde vücut kokusunun başrol oyuncusu olduğunu söyleyebiliyoruz. İkincisi beslenmemiz üzerinde başrol oyuncusu olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü demin söylemiştim, her ne kadar biz beslenme deneyimlerimizi tat kelimesiyle tanımlayabiliyor olsak da tat duyumuz sadece 5 kısıtlı kulvara hitap edebiliyor biyolojik olarak. Onun dışında herhangi bir tat henüz bizim hayatımızda mevcut değil. Üzerine çalışılan yeni temel tat duyuları var ama onlar henüz ispatlanmış olmadıkları için burada da lafı uzatmamak için çok bahsetmeyeceğim. Tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami. 5 temel tat var bizim hayatımızın içinde. Acıdan kastım da bitter acılık bu arada. Yakıcı acılık bir temel tat uyarısı değil. O başka bir kimya duyusal uyarı. Dolayısıyla bu 5 temel tat bize yediğimizi veya içtiğimizi tanımlama imkanını vermiyor. Çünkü aynı şekerlilikte onlarca farklı ürün tüketebiliriz. Veya aynı aynı ekşilikte birbirinden farklı narenciyeler tüketebiliriz. Aynı ekşilikte oldukları için onların temel tadı onların ne olduklarını tanımlamaya yeterli değil. Onların ne olduklarını tanımlamaya yeterli olan aslında onların kokusu. Fakat koku ve yiyecek ilişkisi veya koku ve beslenme ilişkisi dediğimizde genelde bilmediğimiz bir gerçekten dolayı kokuyla yiyeceğin ilişkisini ya tencerenin kapağını kaldırıp içindekini koklamak ya da tabak servis önümüze geldiğimiz zaman eğilip tabağı koklamak olarak algılıyoruz. Halbuki bilmediğimiz şu ki koku bütün duyular içinde çift kanallı olarak çalışan tek duyu. Yani iki farklı kanaldan gidiyor koku sinyalleri bizim koku almakla görevli reseptörlerimize yani almaçlarımıza. İki farklı kanaldan gidiyor derken bu iki farklı kanalı lütfen iki göz ve iki kulakla karıştırmayalım. Onlar iki farklı uyarı anlamında iki farklı kanal değiller çünkü. Onlara eşit bir şey kokuda arıyorsak burnumuzun altındaki iki deliği düşünebiliriz. Onlar iki göz ve iki kulak gibi iki tane de delik var. Ama iki kanal şu şekilde ki birincisi bizim dışarıdan aldığımız ve koku olarak isimlendirdiğimiz o uçucu molekülleri algılamamız, ortonazal yani burnumuzla aldığımız koku var. Bilmediğimizse ikinci kanal yani damak üzerinden aldığımız ve retronazal dediğimiz bir ikinci kanal. Dolayısıyla yiyecek koku ilişkisi dediğimizde aslında damak üzerinden yükselen kokuyu kastediyoruz. Hava akışı yani moleküllerin reseptörlere ulaşması kesildiği anda zaten biz kokuyu alamaz hale geliyoruz. Kokuyu alamaz hale geldiğimizde de yediğimiz veya içtiğimiz tanımlanamaz bir duruma geçiyor. Nezle olduğunuzu düşünün veya COVID olduğunuzu düşünün. Ne oluyor? Koku gitti, tat da gitti diyoruz. Halbuki ekşiyi algılayabiliyoruz, tuzluyu algılayabiliyoruz, tat gitmedi. Biz tat kelimesini lezzet yerine kullandığımız için, lezzetin de en önemli bileşeni koku duyusu olduğu için koku gittiğinde koku gidiyor ve lezzet gidiyor. Tam tersini düşünebiliriz. Yani öksürük şurubu içmeniz lazım ve öksürük şurubunu hiç sevmiyorsunuz. Nasıl içebiliyorsunuz? Burnunuzu tıkayarak içebiliyorsunuz. İşte hava akımını durdurduğunuzda moleküllerin reseptörlerle buluşmasının önüne geçiyorsunuz. Aslında teknik olarak yapmış olduğunuz bu. Dolayısıyla lezzet veya beslenme dediğimizde
veya gastronomi diyelim, daha böyle keyifli bir söylem olarak, aşağı yukarı tam bir kantitatif rakam vermek mümkün olmasa da yaklaşık %90'ını koku duyusunun oluşturduğunu söyleyebiliyoruz. Endüstriye de baktığımız zaman zaten koku endüstrisinin yaklaşık yarısı, %50'si aroma tasarımı üzerinden gidiyor. Aroma da retronazal kanalla almış olduğumuz kokulara verdiğimiz isim. Dışarıdan aldığımızda koku diyoruz, damak üzerimizden aldığımızda da aroma diyoruz ki kanalların farklı olduğu birbirinden belli olsun. Koku dediğimizde genelde aklımıza gelen parfümler var tabii. Parfümler endüstri içinde %8, %9'un üstüne çıkamıyorlar büyüklük olarak. Fakat tabii işte en çok projektörlerin altında parfümler var. İşte celebrity dediğimiz kişileri parfüm reklamlarında görüyoruz. Dolayısıyla biz onu bütün koku endüstrisinin en önemli aktörü zannediyoruz ama parfümler hakikaten çok küçük bir dünyayı temsil ediyorlar. Farkında olmadığımız ve paramızın çoğunu verdiğimiz, üstelik işlev olarak da çok fazla bir faydası bize olmayan bir sürü ürünün içinde koku yer alıyor ve esas endüstriyel büyüklüğü de onlar temsil etmiş oluyorlar. Koku bir kimyasal duyu demiştim. Duyunun kabaca çalışma prensibi şöyle. Birinci gerek ortamda uçucu kokulu moleküller dediğimiz bir takım moleküllerin olması lazım. Kimyasal bir duyu olduğu için moleküllere ihtiyacımız var. Tat duyusunda mesela gene moleküllere ihtiyacımız var ama moleküllerin uçucu olması gerekmiyor. Çünkü tat duyusuna gelen uyarılar dilimize dokunmak zorunda. Koku duyusuna gelen uyarılar dilimize dokunmak veya burnumuza dokunmak zorunda değiller. O molekülleri biz havanın taşımasıyla beraber alıyoruz. Dolayısıyla birinci gerek ortamda uçucu kokulu moleküller, yani kokulu bir takım malzemenin olması lazım. İkinci gerek de demin vermiş olduğum öksürük şurubu örneğini düşünerekten bunu dinleyelim lütfen. O molekülleri bizim burnumuzun iç üst yüzeyinde yer alan ve iki kanalla ulaşılan reseptör dediğimiz almaçlara taşıyacak olan hava akımının herhangi bir kesintiye uğramadan hareket ediyor olması lazım. Yani hava devamlı devri daim yapmalı ki nefes alırken dışarıdan kokuyu, nefesi verirken de damak üzerinden aroma dediğimiz retronazal kokuyu bir şekilde alabilelim. Bizim her nefes almamız 5 saniyelik bir süreç bu arada. 2 saniye almamız aşağı yukarı 3 saniyede vermemiz sürüyor nefesi. Bunun da toplamına baktığımız zaman bir gün içinde yaptığımız, irademiz dışında yapmış olduğumuz koklama sayısı yaklaşık 22.000-23.000 keze denk geliyor. Bu kadar çok kere müracaat ettiğimiz bir duyu maalesef çok fazla bir şey bilmiyor. Ama çok hızlı öğreniyoruz. Yani 1980'de resmen böyle barajın kapakları açılmış gibi olmuş. Böyle bilgi akıyor. Hele bu Covid'den sonra hani her musibetten bir hayır çıkar derler. Covid'de bir sürü insanın koku duyusunu kaybetmesinden sonra muhtemelen koku üzerine yapılan araştırmalar eskisi kadar zorlanmayacaklar fon bulmakta. Çünkü artık endüstri de anladı ki koku duyusunun kaybının bir şeyi var, parasal bir karşılığı var. İnsanlar bu geri gelsin diye para harcamaya hazırlar. Dolayısıyla muhtemelen önümüzdeki 10 yıl veya 20 yıl çok daha yeni bir takım şeyler öğreneceğiz kokuyla ilgili. Birinci gerek uçucu kokulu moleküller demiştim. İkinci gerek bir hava akımı gerekiyor ki o moleküller taşınsın. Çünkü koku moleküllerinin her zaman bir taşıyıcıya ihtiyaçları var. Parfüm aldığınız zaman parfüm şişesinin içindeki alkol mesela o taşıyıcı görevini görüyor. Alkollü parfüm kullanmıyorsanız yağ o taşıyıcı görevini görüyor. Dolayısıyla moleküller hep bir şeyle taşınıyorlar. Ortamda da hava bize taşıyor onları ve burnumuzun iç yüzeyindeki reseptörlerle buluşuyorlar. Üçüncü aşamada demin bahsetmiş olduğum limbik sistem dediğim bölgeye reseptörlerle buluşan moleküllerin bir nevi elektrik sinyali gibi bir sinyal göndermesi ki o sinyalle beraber de biz önce tanımlamayı yapıyoruz. Bellek hemen harekete geçiyor. Bu molekül geldi. Ben bu molekülü ve yanındaki diğer moleküllerin oluşturduğu karmayı daha önce nerede duymuştum? Duyduğumda buna bir isim takmış mıydım? Takmış olduğum isimle beraber değerlendirdiğimde bu benim için güvenli bir kaynağımı temsil ediyordu. Yani bu koku benim için zarar verecek bir yerden mi, zarar vermeyecek bir yerden mi geliyor diye saniyenin kesri kadar süreler içinde bir takım değerlendirmeler yapıyoruz. Ondan sonra da ya yüzümüz gevşiyor ya da suratımızı buruşturuyoruz çünkü kaynağa güvenmiyorsak.
Bunu dememden anlayacağınız üzere koku olgunun kendisi değil, koku olgunun bir temsili. Yani ortamda bir şey varsa onun ortamda kendini kimyasal olarak ifade etme aracı aslında koku dediğimiz duyu. Dışkı kokuyorsa ortalık, dışkı var ki dışkı kokuyor. Yani çok kaba bir tabirle bu şekilde özetleyebilirim. Biz günlük hayat içinde kokuları tekil olarak ifade ediyoruz. Yani işte ne bileyim çilek kokusu diyoruz mesela veya gül kokusu diyoruz. Aslında gerçekte baktığımızda tekil olarak ifade ettiğimiz her koku birer çoklu yapıdan oluşuyor. Çilek kokusu dediğimiz şey 350 farklı molekülün bir araya gelmesinden oluşuyor. Gül kokusu dediğimiz şey 550 molekülün bir araya gelmesinden oluşuyor. Kahve kokusu dediğimizde veya kahvenin kokusu, kahve çekirdeğinin kokusu dediğimizde çekirdek çiğ çekirdekse 80 molekül, çekirdek kavrulduysa 1100-1150 molekülden bahsediyoruz. Bu moleküllerin belli bir oranda bir araya gelmeleri de maddenin kokusal temsilini oluşturuyorlar. O toplamın içindeki bir sürü molekül sadece o malzemeye de has değil, aynı molekülü biz başka malzemelerin içinde de duyumsayabiliyoruz. Mesela öjenol diye bir molekül var. Öjenolü biz tahtanın içinden de duyabiliyoruz. Öjenolü biz gül yağının içinden de duyabiliyoruz. Öjenolü biz şeyin içinden, karanfil baharının içinden de duyabiliyoruz. Kuru karanfilin içinden de duyabiliyoruz. Dolayısıyla moleküller sınırsız sayıda değiller. Ama yanına kimler gelmiş ve toplamın içinde ne miktarda karşımıza çıkıyorlar, esas malzemenin ismini telaffuz etmemize sebep olan bu bilgi olmuş oluyor. Çünkü biz o molekülü belirgin bir halde ilk neyin içinde duyumsadıysak üzerine etiketi onunla takıyoruz. Yani öjenol molekülünü biz kuru karanfilin içinde ilk defa duyumsadıysak güçlü olarak hiçbir zaman öjenolü kokladığımızda bu gül kokuyor demiyoruz. Veya başka bir şey söyleyeyim, yani linalol diye bir başka molekül var. Kekiğin içinde var, biberiyenin içinde var, lavantanın içinde var. Biz ilk kokladığımızda lavantanın içinde kokladıysak artık o lavanta kokusu bizim için. Linalol değil molekül, bizim için lavanta olarak çıkıyor karşımıza. Bazı durumlarda her ne kadar çok fazla sayıda molekül bir malzemenin kokusunu temsil ediyor olsa da bazı durumlarda tek bir molekül bütüne dair güçlü bir izlenim vermeye yeterli oluyor. Bunun en önemli örneği aslında hepimizin mutfağında kullandığımız vanilin. Yani tek başına bir vanilin molekülü vanilyaymış gibi davranabiliyor bize. Neden? Çünkü gerçek vanilyaya ulaşamıyoruz. Yok yani dünyada o kadar çok vanilya talebi var ki, daha doğrusu vanilya kokusu ve vanilya aroması talebi var ki doğal üretimin bunu karşılamasının imkanı yok. Dolayısıyla doğal üretimin aşağı yukarı 10 misli fazla sentetik olarak vanilin üretiliyor ki dondurma fabrikaları çalışabilsin, meşrubat fabrikaları çalışabilsin, pastacılık ürünleri çıkabilsin, biz de onları yiyip keyif alabilirim. Bu tekil moleküllerin temsili üzerinden de pek çok şey, pek çok gıda malzemesi veya pek çok bizi yönlendirecek pazarlama kokusu tabii bizim hayatımızın içine girebiliyor. Ancak her malzeme tek molekülle temsil ediliyor diyemeyiz. Kısıtlı sayıda malzeme tek molekülle temsil edilebiliyor. Birden fazla molekülün bir araya gelip de bir kokuyu temsil etmesi de eğer bir laboratuvarda gerçekleşiyorsa tabii bir koku tasarımı haline gelmiş oluyor. Gastronomi veya lezzet dediğimiz şeyin aşağı yukarı %90'ını koku oluşturuyor dediğimizde şunu da demiş oluyoruz aslında biz bir tabak tasarlarken de bir koku tasarımı yapmış oluyoruz. Veya biz bir çay harmanı yaparken de aslında koku tasarımı yapmış oluyoruz. Yani herhangi bir içecek veya yiyecek insan eliyle üretilmişse ki biz diğer canlılardan farklı olarak hep kompoze yiyecekler tüketiyoruz. Bizim dışımızda kompozisyon halinde yiyecek tüketen başka bir canlı türü yok. Yani iki tane farklı malzemeyi bir araya getirip ikisini aynı anda ağzına atan bir canlı yok. Pişiren başka canlı da yok. Yani ateş diye de bir şey bulmuşuz. Başka hiçbir şey katmanıza gerek yok.
sadece ateşin gücü ve süresiyle oynayarak aynı malzemeden farklı farklı sonuçlar çıkartabiliyorsunuz çünkü. Eti ateşe koyuyorsunuz, güçlü bir ateşte kısa sürede pişirmenizle ortaya çıkan lezzet başka, düşük bir ateşle çok uzun süre pişirdiğiniz zaman ortaya çıkan lezzet başka. Bir şey katmanız gerekmiyor. Ama kimyasal yapısını ona göre siz manipüle etmiş oluyorsunuz. Aslında farkında olmadan orada da son çıkacak şeyi, ürünü tasarlamış oluyorsunuz. Yenilecek ürünü tasarlamış oluyorsunuz. Çok carcar konuştum, bir şey koklatmak istiyorum. Öjenol diyorum deminden beri farkındaysanız. İsterseniz bir öjenol koklayalım, bakalım nasıl kokuyormuş. Yani rastgele sayıda kağıdı şeye batırayım şöyle, vereyim elden ele dolaştırıp koklayalım. Herkese bir tane herhalde şey yapamayacağız. Vallahi sevinirim. Şöyle şunu. Öjenol karanfilin içinde var. Evet. Öjenol tarçının içinde de var. Öjenol gülün içinde de var. Ama en güçlü temsilini karanfilin içinde bulduğu için belleğimiz ilk kaydı geriye çağırıyor. Zaten genellikle biz kokuları ilk kayıtlarıyla ölene kadar hatırlıyoruz. Çok önemli bir kırılma olmadığı sürece, yani olumlu veya olumsuz bir kırılma olduğunda tabii ki anlam değişiyor. Olumsuz kırılma ne olabilir? O kokunun olduğu bir ortamda travmatik bir durum yaşamışızdır. Mesela bir daha o kokuyu o isimle değil, o travmayla eşleştirip hep hatırlayacak durumdayızdır. Olumlu ne olabilir? Olumlu da şu olabilir, yani bizim için sıradan olan bir koku, ne bileyim ilk aşık olduğumuz kişinin üstünde duyduysak artık o ilk aşkın kokusu hiçbir zaman eski anlamını taşımaz. Yani bir parfüm olabilir bu veya ne bileyim bir çiçek olabilir, ne çamaşır yumuşatısı üstünden kokuyor belki kızın çocuğun neyse, artık o onunla eşleşmiş bir koku haline gelebiliyor. Dediğim gibi beslenmede aslında biz bütün diğer canlılardan çok temel olarak ayrılıyoruz. Çünkü biz kompoze halde yiyecek tüketen tek canlı türüyüz. Bu da ne demek? Bir kompozisyon yapmak demek. Kompozisyon bir araya getirmek anlamına geliyor biliyorsunuz. Doğudaki karşılığına baktığımız zaman da beste var. Beste de aslında aynı anlama geliyor. Bir araya getirmek anlamına geliyor. Biz genellikle bunları müzikle ilişkilendiriyoruz ama her şeyin içinde beste var. Yani mutfakta da bir beste yapabilirsiniz. Yemek malzemelerini kullanarak yapabilirsiniz. Ortaya çıkan da bir müzik eseri olmaz, bir tabak yemek olur sonuçta. Doğayla hep böyle bir itiş kakış ilişkisi içindeyiz. Hatta antroposen deniyor biliyorsunuz yaşadığımız bu döneme, yani işte ne bileyim ben paleolitik dönem vesaire gibi çeşitli dönemlerden geçmişiz. Bu dönemde dünyaya insanın hakim olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bundan sebeple hep böyle doğayla bir şeyimiz var, bir itiş kakışımız var. Bir şekilde onu değiştirmeye çalışıyoruz. Değiştirmeye çalışma çabalarımızın bir yerinde tabii kokuyla ilgili değişimler de girmiş devreye. Yani nasıl girmiş? Şöyle girmiş. Doğada çiçek kendi halinde kokarken veya hayvan kendi halinde orada kokarken biz onları alıp kendi sistematiğimizin içine dahil etmişiz bir şekilde. Çiçeği koparmışız, artık lavanta kolonyası sürüyoruz mesela. Ve bu çok yeni değil, binlerce yıl önce başlamış bir şey. Yani çok tanrılı inanç sistemleriyle beraber aslında ortaya çıkmış parfüm dediğimiz koku tasarımı, sürülebilir koku tasarımı diyeyim daha doğrusu. Neden? Çünkü elle tutamıyorsunuz ve gözle göremiyorsunuz. Dolayısıyla kelimeyi ifade edemeseniz dahi soyut bir duyudan bahsediyorsunuz. Gök tanrısı, güneş tanrısı, aşk tanrısı, savaş tanrısı, başka da bir sürü doğa olaylarının isimleriyle atfettiğimiz soyut varlıklar var. Dolayısıyla soyut bir varlıkla en verimli iletişim kurma aracı olarak gene soyut bir duyunun kullanılması görüldüğünden insanlar tanrılarla iletişim kurmak için ateşin üzerine bir takım kokulu malzemeler atmaya başlamışlar. Yani burada çok geniş bir kompozisyon bilgisi de yok. Çevrede ne varsa kök, reçine, dal artık veya hayvan şeyi, kuyruğu, hayvanın kuyruğu vesaire ateşin üstüne atıp tanrılara mesaj göndermeye başlamışlar ki bu mesaj bir şükran mesajı olabilir veya bir talep mesajı olabilir. Artık mesaj neyse.
İki yönlü bir işlevi var tabii bunun. Daha doğrusu iki yönlü bir işleme mekanizması var. Bir, koku molekülleri ısındıkları zaman daha hızlı yükselirler. Dolayısıyla ateşin üzerinde veya ısınmış bir şeyin kokusunu daha kuvvetli hissetme şansımız var. Ekmeği geldiğiniz evde soğuk ekmek yiyeceğinize, mesela ekmeği yemeğe oturmadan 2 dakika fırına koyup hafif ısıtsanız çok daha keyifli geldiğini göreceksiniz. Çünkü moleküller hareketlenecekler, siz de ekmeği kokusuyla beraber yemiş olacaksınız. İkincisi, yanma eyleminin kendine hasta bir kokusu var, değil mi? Kimyasal yapıyı da, fiziksel yapıyı da değiştiriyoruz biz yaktığımız zaman bir şeyi. Dolayısıyla ateşin üzerine atılan hakikaten bir şey, doğru bir uygulamayla ortamı kokulu bir hale getiriyor. Onlar iletişim kurduklarına inanıyorlar. O kurmuş oldukları iletişimde bugün bizim işte koku dediğimizde ilk aklımıza gelen ürünün isminin etimolojik kökenini oluşturuyor zaten. Fumum duman demek, perfumum da dumanla yükselen demek. Dolayısıyla parfüm dediğimiz kelimenin de kökeni çıkıyor. Dolayısıyla ilk parfüm de aslında tütsü formunda bir parfümdü diye de şey yapabiliriz, düşünebiliriz bunu. Tabii birden fazla malzemeyi ateşin üzerine attığınızda aslında orada bir kompozisyon yapmaya çalışıyorsunuz. Aynı mesajı vermek için aynı kompozisyonu tekrar yapmanız lazım. Dolayısıyla bu aslında bir kokulu şey ürünü, tasarım ürünü olarak ortaya çıkıyor. Üstelik sadece mesajı göndermiyor. O kokuyu duyduğunuz bir yerin yakınından geçerken anlıyorsunuz ki o inanç sisteminin pratiğinin gerçekleştiği bir yerin yakınından geçiyorum ben. Yani tapınağın yanından geçiyorum ben. Dolayısıyla sadece mesajı göndermeye yaramıyor, aynı zamanda da kimliğin bir parçası haline geliyor. Bir tabela gibi düşünebiliriz ama bu tabelayı görmüyoruz, sadece kokluyoruz. Belli kokular belli inanç sistemleriyle bunun için ilişkilendiriliyorlar. Sadece çok tanrılı inanç sistemleriyle kalmıyor tabii bu. Semavi dinler dediğimiz tek tanrılı inanç sistemlerinde de var. Yani işte şimdi marka kokusu falan diye bir takım kavramlar var ortalıkta. Mesela marka kokusunu başlattığınız zaman genellikle pazarlama literatürüne baktığınızda işte 1980'lerde Abercrombie & Fitch diye bir giyim markası işte mağazayı kokulandırıyordu, çıkanların üzerine de koku sıkıyordu. Dolayısıyla marka kokusu oradan başladı deniyor. Ama değil öyle. Çünkü 4 tane İncil var. Matta İncil'ine göre Hazreti İsa doğduğunda 3 müneccim gidiyorlar onu ziyarete. Yani bebek doğmuş ziyarete gidiyorlar. Birer tane hediyeyle gidiyorlar. Götürdükleri hediyeyle bir altın, ikincisi mür, yani mürrü safi diyebildiğimiz bir reçine. Üçüncüsü de günlük ağacı diyebildiğimiz bir reçine. Dolayısıyla 2 tane kokulu reçine gidiyor. O 2 kokulu reçine 2000 küsur senedir hala o markanın kimliğinin bir parçası olarak kilisenin içinde tütsüde sallanarak kokuyor. Dolayısıyla Abercrombie & Fitch çok şeylerde kalmış. Yani çok yenilerde gelen bir marka. Biz marka dediğimizde genellikle ürünü anladığımız için oraya bağlıyoruz ama marka, yani damgalama, temsil edecek bir belirteç haline getirme sadece ürünlerle ilgili değil. Dolayısıyla koku bize madde hakkında bilgi verebiliyor, işlev hakkında bilgi verebiliyor, artı bu tapınak örneğinde anlattığımdan yola çıkarak bağlam hakkında bilgi verebiliyor. Yani kokunun geldiği yerin bağlamı hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz biz kokunun kendisini duyarak. Bunun pek çok şekilde tabii daha sonra manipüle edildiğini görüyoruz. Yani olmayan bir bağlamın varmış gibi gösterilmesi çabası pazarlamanın içinde çok kullanılan bir şey. Özellikle kokuyla pazarlamanın içinde çok kullanılan bir şey. Amerika'da mesela işte yeni yapılmış binalar pazarlanırken, boş daireyi gezdirirken içeriye bir koku veriliyor. İşte ne bileyim ben, elmalı tarçınlı kurabiye kokusu veriliyor. Elmalı tarçınlı kurabiye kokusu belki bizde çok fazla bir şey ifade etmeyebilir ama o kültürün içinde ev ve anne çağrıştıran bir koku. Nasıl? Ekmek kızartma olabilir, çay simit olabilir, bir sürü şey olabilir. Her kültürün kendine ait sonuçta şeyleri, kabulleri var. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Siz artık 4 duvarı değil, bir evi değil, bir yuvayı satıyor gibi oluyorsunuz. Yani house ve home kavramları kafada yer değiştirmiş oluyor. Veya vanilya, yani bütün fırıncılık ürünlerinde ortaya çıkan bir moleküldür, vanilin molekülü. Dolayısıyla vanilya kokusunu duyduğunuzda da birden bir sıcaklık, bir yuva,
işte annemin pişirdiği kek vesaire falan gibi bir sürü şey gelebiliyor insanların aklına. Ve bu ne yapıyor? Kafamızdaki bağlam kabulünü değiştiriyor. Çok dar bir alandasınız. O dar alanda, sizin dar alanda hissetmeniz istenmiyor mesela kendinizi. Daha geniş hissetmeniz istiyor. İçeriye çimen kokusu veriyorsunuz. İster istemez çimen kokusuyla beraber kır, bahçe vesaire gibi çağrışımlar çıkıyor karşımıza. Tabii çimen kokusu diye bir şey yok doğada. Yani doğa, ne demiştim, doğada moleküller var. Moleküllerin belli oranda bir araya gelmeleri var. Dolayısıyla çimen kokusunun temsili de bazı moleküller vasıtasıyla oluyor ki hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak onu da getirdik. Koklayacağız. Sis 3 heksenil alkol diye bir molekül koklayacağız şimdi. %1'lik koklayacağız ama %1 bile çok yoğun gelebilir. Çünkü normalde bindeli oranlarda koklanması lazım. Böyle çok yoğun ve yeni kesilmiş bir çimen yığını gibi düşünerek koklarsanız biraz daha net bir sis 3 heksenol veya sis 3 heksenil alkol. Gerçek hayatta bu kadar yoğun bir çimen kokusu duymanız çok mümkün değil tabii. Ama burnunuza dokundurmayın lütfen. Evet, açık hava, açık alan, tarla, bahçe yani. Öyle mi? Sis 3 yaprak alkolü diye, yaprak alkolü diye geçiyor. Yani mekan mesela dar uzunsa nasıl bir optik yönlendirme yapıyorsunuz? Dar uzunluk bağlamını değiştirme, enine çizgilendirerek daha geniş gibi gösteriyorsunuz. O görselliğe hitap eden bir şey. Bu da koku duyusuna hitap eden bir şey. Aradaki fark ne? Bu sizin aklınıza çayır imgesini getirdiği zaman elinde taşıdığı bavulun içinde duygu dolu. Dolayısıyla kokuyla geriye gelen anılar hep çok duygu yüklü, duyguların çok yoğun yaşandığı anılar oluyor. Dolayısıyla çimen kokusu çok etkiliyor insanları. Birden açık alanmış şeyini, imgesini verebiliyor. İşleve ilişkin kanaati de değiştirebiliyor koku. Çünkü bizim bazı kokuların kaynaklarıyla kurmuş olduğumuz işlev ilişkileri var zihnimizde. Nijmegen Üniversitesi'nde 2004-2005 yıllarında bir deney yapılıyor. Böyle bir odaya sokuluyor insanlar. İki ayrı oda, iki ayrı denek grubu var. Ve ellerine birer tane soru formu veriliyor iki odadakilerinde. Masanın ortasında da böyle birer tane şey var, tabak var. Tabağın üstünde de bisküviler var. Ama uzakta duruyor biraz bisküviler. Yani tabağı da önlerine çekemiyorlar. Ağır bir tabak. Dolayısıyla oradan alıp çok taze, kıtır kıtır olan bisküvileri yemek durumunda kalıyorlar. İki odada aynı sorular var. İki odada aynı bisküviler var. Sadece odalardan bir tanesine limon kokusu veriliyor. Bir yandan da kamera onlardan şey olarak, onlara fark ettirmeden bütün bu olayı şey yapıyor, kaydediyor. Limon kokusu verilmiş odadaki insanlar o kurabiyeleri alırken masanın üstüne dökülen kırıntıları temizleyerek kalkıyorlar. Diğerleri hiç dokunmadan olduğu gibi bırakıp kalkıyorlar. Dolayısıyla limon kokusuyla temizlik arasında bir ilişki var. Limon kokusuyla temizlik arasındaki ilişki de soyut bir ilişki değil, somut bir ilişki. Çünkü limonun kokusu kabuğundadır. İyi bir limonata yapmak için limon suyunu sıkıp da şekerle karıştırmazsınız. Limon kabuğunu şekere yatırırsınız, değil mi? Koku oraya geçsin diye. Limon kabuğunun içinde bir sürü kokulu molekül var. O moleküller bir araya geldiklerinde bir koku oluşturuyor. Moleküllerden bir tanesinin ismi limonen. Limonen molekülünün temel özelliği yağda çözülmesi ve yağı çözmesi. Dolayısıyla temizleme özelliği var ve hakikaten geriye doğru baktığımızda bizden önceki jenerasyonlarda limon kabuğu temizlik için kullanılmış. Mesela mobilyayı temizlemek için kullanılmış. Yağ lekelerini temizlemek için kullanılmış ve bu kültürel olarak kalıttığımız bellekte bir şekilde bize yansımış. Bunun endüstriyel karşılığı da şu, içinde limon veya içinde limonen olmamasına rağmen bir markete gittiğinizde rafta gördüğünüz 100 tane bulaşık deterjanının 90 tanesi limon kokulu. Dediğim gibi içinde limon veya limonen olması gerekmiyor. Sadece limon kokusu olması dahi bir de üstüne etikette bir yuvarlak sarı şey görsel yönlendirme yaptığınızda insanların o ürünü o kokuyla kokmayan bir üründen daha iyi kokacağına ikna ediyor. Dolayısıyla kafamızda
işleve ilişkin kanaati değiştiriyor. Esas para burada dönüyor, antre parantez. Yani parfümlerin 4 misli daha büyük bir pazar. Çünkü bunu devamlı litrelerce ve tonlarca tüketiyoruz biz. Parfümler 30 mililitre, 50 mililitre, 100 mililitre gibi satılıyorlar. Bunun farkında olmadan çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, sabun, şampuan... şampuanı telaffuz etmek istemedim de onun için. Çok uzun zamandır kullanmıyorum bunları. bu tip ürünler bizim işleve ilişkin kanaatimizi manipüle ettikleri için... temsil yetenekleri gerçeği değil, pazarlamacının vermek istediği mesajın temsili olmuş oluyor. Limon kokusundan daha çok sevilen kokular var. Çikolata kokusunu kimse reddetmez mesela. Ama çikolata kokan bir bulaşık deterjanı görmüyoruz, değil mi? Çünkü çikolata kokusuyla temizlik arasında bir bağ kurmuyor bizim zihnimiz. Dolayısıyla bazı kokular da böyle... işe yarasın veya hoş gelsin diye değil, tamamen ters bir şey yaratmak için. Mesela gazın kokusu yok, biliyorsunuz kullandığımız gazların kokusu yok. Kullandığımız gazlara rahatsız edici ve algı eşiği çok düşük olan bir takım kokular, metil merkaptan gibi bir takım kokular konuyor ki en ufak bir gaz kaçağı halinde bile biz böyle bir irkilelim, alarma geçelim. Bu da bir manipülasyon tabii, kokuyla yapılmış bir manipülasyon. Bu arada limonen de koklatabilirim size. Limon aromalı kokusunun hiçbirinin içinde limonen yok mu? Kullanılıyordur ama limonenin çok kullanılması şey değil, alerjen bir malzeme çünkü. Parfümlerin de kutularının arkalarına baktığınızda orada bir takım isimler görürsünüz. O isimler alerjen olma riski taşıdığı için yasal olarak ayrı yazılması zorunlu olan isimlerdir. Ya içinde olanlar sadece arkasında yazılanlar değil, onlar yazılmak zorundalar. Limonen onlardan biri. Öjenol de onlardan biriydi. Ya satıyorlar ya damatılık. Onun içinde var tabii. Onun içinde var. Şimdi onun uyarı var. Şey yapabilir, iyice seyreltin. Evet, var tabii. Limonen bir tek limonda yok bu arada. Portakalda da var. Aslında bence portakala çok daha yakın kokuyor. Yani onu da koklayalım. Daha portakalımsı gelmiyor mu? Değil mi? Büfede portakal suyu sıkmışlar, 10 dakika geçmiş hatta yani, değil mi? Evet. Hafif ayrışmaya başlamış neredeyse, faz ayrışıyor çünkü orada gibi bir şey var. Evet. Metil merkaptan getirmedim ve koklatmıyorum. Doğalgaz kokusu koklamak kimse istemez herhalde diye düşünüyorum. Nasıl? Hepsi alerjen. Öjenol de alerjen. Alerjen derken belli bir miktarın üstünde alerjen oluyor. Yaktı. Sizin tabii alerjiniz olabilir özel olarak. Olabilir, olabilir. Tabii biz hep koku üzerinden ve kokunun bir başka tasarımın parçası olması üzerinden gidiyoruz. Yani şimdi ne bileyim ben Coca-Cola'yı yaptığınız zaman kokunun kendisini tasarlamış oluyorsunuz. Ama deterjanın içine limonu koyduğunuz zaman, limon kokusunu koyduğunuzda koku orada şeyin bütün bir tasarımın bir parçası haline geliyor. Kendisi artık tek başına bir şey ifade etmiyor. Bir mesajlar silsilesinin içinde yer alan bir öge halinde sadece. Orada çünkü ürünün kendinin esas yerine getirmesi gereken bir işlev var, değil mi? Temizlemesi lazım, yağ çözmesi lazım vesaire falan. Esas tasarım unsuru orada. Kokunun olayla hiçbir ilgisi yok. Koku sadece bizim kafamızı bulandırıyor ve cüzdanı açtırıyor. Evet ama böyle yani ilk başta demiştim yani günde 23 bin kere kullandığımız direkt duygularımıza ve belleğimize hitap eden bir duyu kimin eline verirseniz o şekilde kullanılıyor. Şey yapmanın imkanı yok yani kontrol etmenin imkanı yok. Antre parantez biz hep yani endüstriyel tasarımda ve mimaride genellikle koku üzerine konuşulduğu zaman ortamda işte çubuklu ortam kokusu vesaire falan gibi şeylerden bahsediliyor. Halbuki bir de kokusuzluk var. Kokusuzluk da arzulanan bir şey. Sonuçta buzdolabınızda kilitli poşet veya kapaklı kaplar kullanıyorsunuz. Onları kullanma sebebiniz onların içindeki moleküllerin açığa çıkmaması. Dolayısıyla buzdolabının içinin kokmaması. Açtığınızda size o kokunun huzursuzluk vermemesi veya başka bir şeyin örtülü olmayan bir şeyin üstüne o kokunun sinmemesi. Dolayısıyla kokusuzluk da tek başına önemli bir unsur. Maalesef bunun çok fazla üzerine gidilmiyor. Çorap mesela.
Gümüş şeyleri, gümüş türevi bir takım malzemeler bir takım çoraplarda kullanılıyor ki bakteri oluşumunu durdursun diye. Çünkü ter kokusu veya ayak kokusunun olması için bakterinin olması lazım. Siz bakteriyi engelleyeceksiniz, sıvıyı da ikisini engellediğiniz zaman, ikisinden birini engellediğiniz zaman zaten kokuyu engellemiş oluyorsunuz. Deodorant veya antiperspiran dediğimiz ürünler de bunu yapıyorlar. Antiperspiran teri engelliyor, deodorant bakteriyi engelliyor. İkisi bir araya geldi mi kokuyorlar çünkü. Ya kaba bir benzetmeyle bakteri gidiyor, teri yiyor. Terin kokusu yok kendi kendine çünkü. Teri yiyor, o yemiş olduğunun atığını da biz ter kokusu olarak duyuyoruz. Dolayısıyla buzdolabında kapalılıkla şeye gidebiliyoruz. Kapatarak içine hapsediyoruz, etrafa koku bulaşmasının önüne geçebiliyoruz. Kilitli poşetle geçebiliyoruz. Çorapta buna uygun olarak işte bir takım ürünler kullanılarak sadece çorabı kokutmak değil, çorabı kokutmamak amacıyla da bir koku müdahalesi yapılabiliyor. Şeyde de böyle, daha büyük ölçeğe çıktığımızda, kent ölçeğine çıktığımızda kentlerin de her zaman kokması değil, bazen de kokmaması isteniyor. Çünkü kentin her bölgesi, o bölgedeki faaliyet veya o bölgede yaşayan insanların yaşama alışkanlıklarının ortama kimyasal yansıması olarak karakteristik bir koku olarak çıkıyor ortaya. Yani bu sadece bir kent için değil, kentin içindeki bölgeler için de gerekli, geçerli olan bir şey. Kent örneklerinin en temeli işte ne bileyim Hindistan'a işte Mumbai'ye gittiniz, ortada bir köri kokusu duyuyorsunuz değil mi? İşte tam birebir bir şey yani birebir bir koku örneği. Şimdi İstanbul'un kokusu diye bana hep çok gelmişlerdi. İstanbul'un kokusunu tarif eder misiniz? İstanbul'un kokusunu yapar mısınız? İstanbul'un bir tane kokusu olabilir mi? Yani ne kadar farklı bölgeler var düşünsenize. Şimdi burasını düşünün. Ataköy'ü düşünün, Sultanbeyli'yi düşünün, Levent'i düşünün, Karaköy'ü düşünün. Ne kadar birbirinden farklı bölgeler. Buralarda ne kadar farklı hayatlar yaşanıyor, ne kadar farklı üretim pratikleri gerçekleşiyor. Bunların hepsinin ortama bir kokusal yansıması var. Yani bir zaman demirci atölyelerinden geçilmeyen Karaköy bölgesi bugün ne bileyim işte kahve, hamburger falan kokuyor. Dolayısıyla sabit değil, değişiyorlar da. Bundan sebep kentlerde de bazen kokusuzluk istenen bir şey. Tabii bunun çok fazla dikkate alındığını düşünmüyorum. Bence koku duyusunun en fazla dikkate alınması gereken 2-3 meslekten bir tanesi mimari ve en az ilgiyi gördüğü alan da mimari diyebilirim. Psikoloji de hiç ilgi göstermiyor bu arada. Çok önemli. Bakın bütün bellek travmalarınızı geriye çağırma imkanınız var kokuyla. Katarsis yaşatabilirsiniz, sağaltabilirsiniz, bir sürü şey yapabilirsiniz. Çok fazla maalesef kullanılmıyor. Mimaride de böyle. Yani kokusuzluğu bir şey uygulayarak mesela termal kontrol yani sıcaklığın kontrolüyle kokulu hacimleri sıcağın en çok hissedildiği yerde konumlandırmayarak çözebileceğiniz bir şey. Veya hava akımını düzgün bir şekilde planlayarak kokunun ortama yayılmasının önüne geçebileceğiniz bir şey. Kent bitkileri var. Yani bir sürü kent bitkisi var ki fotosentez süreçlerinin içinde ortamdaki bir takım şeyleri absorbe ediyorlar, değiştiriyorlar. Egzoz kokusunu duymuyorsunuz. Bir takım krizantem çeşitleri var mesela. Maalesef çok fazla şey üzerinden gitmiyoruz. Yani dediğim gibi koku duyusu olsa da olur, olmasa da olur bir duyu gibi düşünüldüğü için bu çok acı bir şekilde böyle. Yani bu şeyde Weizmann Enstitüsü'nde yapılmış bir çalışma var gene 2011 yılında zannediyorum. 20-24 yaş arasındaki gençlere internet erişimlerini mi ellerinde bulundurmayı tercih ederler, koku duyularını mı diye sorulduğunda %58 kokuyu feda ediyor. Ben gireceğim yani illa Instagram'a gireceğim, Tinder'a gireceğim. Nereye gireceksem artık yani o kendi şeyine bağlı. Nasıl? Ama yani bakın ne kadar önemli. Yani üremeniz üzerinde, beslenmeniz üzerinde, satın aldığınız şeylerin bir sürüsüne gerek olmadığı halde parayı sırf kokusu hoşunuza gidiyor diye biliyorsunuz. Çamaşır yumuşatmaya yarayan ajan yumuşatıcının içinde nedir bilen var mı? Yok. Kokusu hoşumuza, kapağı açıyoruz, kokluyoruz, üzerinde de yumuşatıcı yazıyor, inanıyoruz. Kokusu hoşumuza gideni satın alıyoruz. Dolayısıyla işleve birebir hiçbir katkısı olmayan milyar dolarlık, ne milyar doları yani?
Ham madde pazarı sadece 24 milyar dolar. Aşağı yukarı o ham maddenin içine binde bir, binde yarım girebildiği bir sürü ürün var. Bu bahsettiğim işlevsel ürünler, yani deterjan vesaire falan çok daha az kullanılır. Aşağı yukarı 2 trilyon dolarlık falan bir kokulu ürün pazarından bahsediyoruz. Koku pazarı değil, kokulu ürün pazarından bahsediyoruz. Bu çok büyük bir rakam tabiatıyla. Bir de kokunun kendisinin tasarımı var tabii. Yani süremiz de çok az kaldı galiba, 5-6 dakikamız kaldı. Yani parfüm, herkesin bildiği koku kelimesini dönüşümlü olarak kullandığı, dönüşümlü olarak kullandığı derken neyi demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Koku kelimesini parfüm yerine çok kullanıyoruz biz. Yeni bir koku aldım. Kokunun ismi neydi? Çok güzel falan dediğimizde aslında parfümü orada hep kastetmeye çalışıyoruz. Ama o kadar güçlü bir damga vurmuş ki ürün bütün duyunun ismini almış ve üzerinden gidiyor. Dolayısıyla bir çok kısa da ondan bahsedeyim isterseniz. Parfüm tasarımı nasıl yapılıyor? Çünkü yiyecek tasarımın, yiyecekte de aslında bir kokulu tasarım olduğunu, içecekte de kokulu tasarım olduğundan bahsettik. Parfüm dediğimiz ürün de tabii bir koku tasarımı. Öyle zannedildiği gibi de şey değil, yani insanlar böyle oh bana bir ilham geldi, bir şeyler hatırladım, çok güzel bir parfüm tasarladım, işte bunu da çok satalım gibi bir dünya maalesef yok. Markanın istediklerine uymak durumundasınız. Muhtemelen aranızda mimar veya işte benzer endüstriyel tasarımla ilgili çalışanlar varsa aynı onlarda olduğu gibi bir sipariş tarifi geliyor sonuçta. Bir brief dediğimiz bir sipariş tarifi geliyor. O sipariş tarifinin içinde bir demografik çizim var. Yani şu insan grubuna hitap edecek bir parfüm istiyorum. Yanında bir kocaman not daha var. Yapmış olduğun parfümün ham maddesinin kilosu da işte 21 euronun üstüne çıkmasın. Zaten o rakamı gördüğünüz anda sizin tasarımı yapacağınız paletin yarısından çoğu devrenin dışında kalmış oluyor. Dolayısıyla çok kısıtlı bir alanın içinde, kısıtlı ama gene de kendi içinde zengin bir alanın içinde bir takım tasarımlar yapılıyor. O yapılanlar da siparişi veren firmaya gidiyor. O firma onları değerlendiriyor. Kimi zaman geriye gönderip bunu düzeltin deniyor. Revize isteniyor. Revizelerin aşırı örneklerinde böyle 600 kere falan revize edilmiş parfümler var. Bazen hiç birincisinde çok hoşlarına gidiyor ve kabul ediliyor. Sonuç nasıl? İşte bu da çok zor. Çünkü kokuyu isteyenle kokuyu üretenin anlaşabilecekleri bir lisan yok. Girişte söylemiştim ya. Yani istediğini tarif edebilmek çok kolay değil. Bunun için kaba yollar çıkartılmış. Koku aileleri diye kavramlar çıkartılmış. Floral koku, oryantal koku gibi bir takım kavram. Mesela floral dendiğinde biliyor ki çiçek kokuları olacak içinde gibi. Yani net tarif edemiyorsunuz ama kabaca olduğu şeyi kulvarı içtiyse tarif ederek bir takım şeyler yapabiliyorsunuz. Birden fazla yerden bu numuneler alınıyor. Bir tanesi seçiliyor ve o sonunda şişenin içine giriyor. Şişenin içine girmeyen ne oluyor? Onlar kötü demek değil ki. Sadece beklentiyi karşılayamadılar. Yani uymadılar, siparişe uymadılar. Ya da siparişi veren iyi tarif edemedi. Yani o başka anladı, o A dedi, o Z anladı. Dolayısıyla onlar da atılmıyorlar. O tasarımı yapan koku şirketinin kütüphanesinde bir yere kaldırılıyorlar. Bir başka ona uygun olacağı düşünülen talep geldiğinde tekrar karşıya çıkartılıyorlar. Tarihte böyle çok dramatik örnekler var. Pierre Bourdon diye bir şey var, tasarımcı var, koku tasarımcısı var. Bu arada hiç şeye girmedik, şişelerine, parfüm şişelerine falan girmedik. Çünkü onların direkt olarak kokuyla ilgili olduklarını düşünmüyorum. Duyuyla ilgili, direkt pazarlamayla ilgili onlar. Belki inşallah başka bir programda onları konuşuruz. O da çok ilginç bir konu ama direkt duyuyla ilgili değil. Onun için daha şey, daha duyu etrafında konuşalım. Pierre Bourdon diye bir tasarımcı var. Koku tasarımcısı, parfümör dediğimiz. Bu arada antiparantez onu da söyleyeyim. Kadınların koku alma yetisi erkeklere göre çok daha güçlü olmasına rağmen eril bir meslektir parfümörlük mesleği. Erkek hakim bir meslektir. Parfümör kelimesinin bile dişi bir karşılığı yoktur. Ya yani aktör, aktris var ya, neden değil böyle? Nasıl? Parfümist olmuyor.
Parfümist olmuyor, evet. Yani o bile erkek. Gerçi son 20 yıl içinde kadın parfümör sayısının da görece artmaya başladı. Ama gene hala çok çok ufak bir şey. Çok çok ufak bir yüzde. Pierre Bourdon çok meşhur bir parfümör. Küçük bir parfüm firması için bir parfüm çalışması yapıyor. Ki yapmış olduğu... Aranızda parfümle ilgili kimse var mı acaba? Creed diye bir marka var, biliyor musunuzdur? Evet. Creed firması için bir şey çalışma yapıyor. Green Irish Tweed diye, yani ne demek, yeşil İrlanda tweedi diye bir kumaş tarifi yapar. Bir koku tasarlıyor. 1985 yılında yapıyor bunu. Daha sonra 1988 yılında, 3 yıl sonra yapmış olduğu kokuda çok küçük bir değişiklik yapıyor. İki koku örneğini de daha sonra koklatırım. Şimdi herkesin vaktini almayayım diye şey yapmak istemiyorum. 88 yılında çok küçük bir değişiklik yapıyor ve çok da meşhur bir parfümör olduğu için bir takım markalara gidiyor. O dönemde de bir takım markalar yeni parfüm çıkartma hazırlığı içinde. Paco Rabanne diye bir marka var mesela. Tenere diye yeni bir parfüm çıkartma hazırlığı içinde. Yves Saint Laurent diye bir başka marka var. O Jazz diye bir parfüm çıkartma hazırlığı içinde. Başka ne vardı? Calvin Klein yeni bir parfüm, ben parfüm işine girme niyetindeyim diye bir takım şeyler söylüyor ve kendisine bir parfüm çıkartmak istiyor. Hermes diye bir başka marka var, o da Bellamy diye bir parfüm çıkartmak üzere. Pierre Bourdon daha önce Green Irish Tweed olarak vermiş olduğu formülün çok ufak değiştirilmiş halini bütün bu firmalara gösteriyor ve hepsinden reddiyor. Hatta en sert reddi Yves Saint Laurent'den yiyor. Ne bu yeşil fasulye gibi kokan parfüm getirmişsin bana diyorlar. 8 yerden reddediliyor. Umutsuzluk içinde böyle boynu bükükken bir küçük İsviçre firması çıkıyor. Bir Alman firması daha doğrusu. Lancaster diye bir Alman firması var. Lancaster firması da birkaç markanın lisans hakkını satın almış. Yani o markalar adına parfüm çıkartıyor. Bu markalardan bir tanesi de İsviçre'de küçük bir pro markası. Ve bu pro markası daha önce iki parfüm çıkartmış. Diyorlar ki biz kendi ismimizle 3 numara ismini vererek bir parfüm çıkartmak istiyoruz. Senin bu kokunu kullanabiliriz. Ama çok da şey olma, yani çok da umutlanma, en fazla alsak 500 kilo alırız. Çünkü biz parfümleriyle çok bilindik bir marka değiliz diyorlar. O arada siparişi veren bu İsviçre'deki pro firmasının lisansının sahibi olan Lancaster firmasının yöneticisi Amerika'ya gidiyor. Kaliforniya'ya gidiyor. Kaliforniya böyle şey, işte insanlar surf yapıyorlar. Mavi deniz falan filan, orada aklına geliyor ve diyor ki ya biz bunu 3 numara diye çıkartmayalım, burada çok güzel serin sular falan var, biz bunu Cool Water ismini verelim diyor. Davidoff Pro firmasının ismi de. 500 kilo en fazla alırız dedikleri parfüm bugün yaklaşık 1,5 milyar dolar gibi bir ciroya ulaşmış durumda. O 8 tane reddeden firmanın daha sonra pek çoğu gelip Pierre Bourdon'a sitem ediyorlar. Bize niye göstermedin diyorlar. Adam diyor ki ya fasulye dediniz yani ben bunu nasıl reddedim? Dolayısıyla reddedilen de kötü demek değil bu brieflerde. Reddedilen aslında tanıma uymamış demek. Bu anlattığım hikayeye benzeyen çok fazla hikaye vardır ama. Yani mesela bugün Fahrenheit diye bir erkek parfümü var. Fahrenheit'ın içindeki koku çok başka bir koku olabilirdi. Reddedilen koku reddedilmeseydi falan gibi çok fazla örnek var. Koku üzerine konuşacak çok şey var ama ben süremi de aştım galiba şu anda. Soru varsa, vakit kaldıysa isterseniz... Soru sormak buyurun efendim. Bu müzikte mutlak kulak diye bir kavram var. Koku dünyasında böyle bir mutlak burun gibi dereceler var mı? Yani onu ölçecek bir otorite yok. Şimdi kokuyu almak... Koku algı eşiğimiz bizim beraber doğduğumuz bir seviye. Çok uğraşırsak çok minör değişiklikler orada yapabiliriz. Ama koku tanımlamak beraber doğduğumuz değil, bizim geliştirdiğimiz bir şey. Dolayısıyla koku almak ve koku tanımlamak birbirinden farklı kavramlar. Parfümör veya koku tasarımı yapan insanlar, yani kokuyla ilgili mesleklerde çalışan insanların esas yeteneği koku tanımlama üzerinden gelişiyor.
Bunu yaptığınız zaman bir şey içtiğinizde veya yediğinizde bunun içinden işte ne bileyim kırmızı meyveler geliyor, ahududu geliyor falan gibi tanımlar yapabiliyorsunuz. Tabii onun içinde ahududu yok. Ahududu kokusunu çağrıştıran molekül bir aşamada çıkmış ortaya. Çünkü ne bileyim çay mesela bir fermente üründür veya ne bileyim işte şarap yapıyor bir fermente üründür. Fermentasyon kimyasal bir süreçtir. Bir sürü molekül açığa çıkar. O molekülü tanımlayabilme yeteneği içinde koku belleğinizi mümkün mertebe geniş tutmak, çok sıkı çalışmak lazım. Dolayısıyla doğuştan gelen bir yetenekten fazla sonradan öğrenilme daha faydalı oluyor. Sektörün esas istediği o. Yani ben her kokuyu ortamda kimse, bütün arkadaşlarım hiçbir şey kokmuyor derken ben kokuyu alıyorum demenizden ziyade ben aldığım her kokuyu ismen tanıyorum demeniz daha faydalı yani bir şey oluyor. Şarapta bunu yapıyorlar. Parfümde, her şeyde, kahvede, bütün kokulu parfüm, ürünler için geçerli bu. Parfüm konuştuk ama mesela viskide de sadece aynı şekilde, kokluyorlar. Aynı şekilde. Sadece koklamak değil. Çünkü dışarıdan gelen kokuyla içeriden gelen koku aynı olmak durumunda değil. Çift kanal olmasının bir sebebi var onun. Yani şöyle bir örnek, orta nazal ve retro nazal demiştim. Bal kokusunu dışarıda düşünün bir de balı dilinizin üzerine oturttuğunuzu düşünün. Patlıyor dilinizin üzerinde birden. 10 kere daha fazla kuvvetli hissediyorsunuz. İki kanal aynı şeyi vermiyor. Verseydi işte iki burun deliği gibi muamele edebilirdik onu ama aynı kaynaktan gelmesine rağmen farklı izlenim yaratabiliyor iki kanalda. Evet. Merhaba, hoş merhaba. Geldiniz. Çok güzel siz bir de hoş geldiniz. Sunumdu. Teşekkür ben Üsküdar'lıyım ediyoruz. Bu arada. Öyle mi? Peki. Şöyle tarihsel açıdan da biz darüşşifalarla alakalı hani geçmişte hastaların nasıl tedavi edildiğiyle alakalı metinlerde hep böyle gülün ön plana çıktığını görüyoruz. Hani güzel kokuyla, işte kuş sesleriyle, özellikle seher vakti bülbül sesleriyle gibi hastaların, özellikle ruh hastalarının tedavi edildiğini okuyoruz. Ama gülün bu kadar ön plana çıkmasını ben bir dönem araştırmıştım. Frekansı en yüksek çiçek olarak karşıma çıktı. Burada kastedilen frekans nedir? Burada kastedilen frekans yok. Çünkü koku kimyasal bir duyu, frekans fiziksel bir olay. Dediğiniz gibi internete girdiğinizde ilk 50 sayfa frekans çıkacaktır karşınıza. Fakat koku kaynaklarının frekanslarını ölçme imkanı yok. Bu çok büyük bir efsane olarak yani milyar dolarlık bir pazar. Türkiye'den de çıkmadı bu arada, bu Amerika'dan çıkmış bir şey. Şimdi şöyle, koku dediğimiz şey bir sürü molekülün bir araya gelmesinden oluşuyor. Molekül atomlardan oluşuyor. Atomların altına indiğinizde frekansa orada rastlama şansınız var. Ancak şunu da düşünelim. Aynı tarlanın gülü 2 sene arka arkaya aynı moleküler yapıda çıkmıyor. Veya aynı sene 2 komşu tarlanın gülü aynı moleküler yapıyı vermiyor. Dolayısıyla bir kere ölçümü sabitlemek son derece yanlış. İkincisi bu frekansı ölçecek herhangi bir aygıt yok. Yani herkes bahsediyor, kim ölçmüş dediğinizde işte araştırmanızı öneririm diyor mesela. Şimdi var ya Twitter'da meşhur araştırmanızı kalıyor. Böyle bir şey yok ama dev gibi bir pazar dönüyor bunun etrafından, bir şey diyemiyorum. Tabii gül kokusunda çok önem, gülün olduğu coğrafyalarda gül kokusuna çok önem verilmiş. Çünkü gülün olmadığı coğrafyalarda var. Yani Avrupa'ya gül 1200'den, 1200 değil mi? İkinci Haçlı Seferi, tarih var mı kimse acaba aramızda? 1200'ler falan, 1209 galiba. Ondan önce Avrupa gülü bilmiyor mesela. Nasıl? Ama Bulgaristan dediğinizde imparatorluk bağlamında düşünürseniz Osmanlı İmparatorluğu'nun bağlamında. Isparta en geç yetiştirildiği yerlerden bir tanesi tabii. Uygun coğrafyalarda yetişiyor, Avrupa'da da yetişiyor yani. Mesela bir takım güller var ki sadece orayla ilgili endemik neredeyse diyebileceğimiz. Bir de şimdi Çin gerçeği var, her şeyi onlar yetiştiriyorlar. Dolayısıyla gül her yerde yetişiyor. Evet gül geçmiş metinlerde, tedavi metinlerinde çok öneriliyor. Fakat bu frekans meselesi apayrı ve çok dertli olduğum bir mesele. Çünkü çok yani her söyleşide illa bu 320 rakamı çıkıyor. Nasıl kim ölçüyor bilmiyorum yani. Yani ölçtüğü söylenen kişiyle ilgili araştırma yaptım. Daha çok tabii aromaterapi bağlamında bu değerlendiriliyor. Bir aromaterapist var Amerikalı. Eğer ilgileniyorsanız tavsiye ederim.
George Papas diye bir adam zannediyorum. O bile yani artık bunu söylemeyin. Yani bunlar bize zarar getiriyor diye bir şey içine girmiş durumda. Ölçen aleti tasarladığı söylenen insanın ki Bruce Dino diye bir adam ölçtü bunu diyorlar. Şu üniversitenin şu bölümünde okumuştu diyorlar. O üniversitede o bölüm yok. Bruce Dino'nun hayatında böyle bir alet yaptığına dair herhangi bir iz de yok. Adam meraklı böyle şeyler ama böyle bir alet yaptığına dair de bir iz yok. Ama bir yerden bu çıkmış, patlamış, dağılmış, buraya kadar gelmiş. Bütün dünyada Türkiye'dekinden çok daha büyük iki tane güçlü yabancı esansiyel yağ satıcısı marka da bunun üzerinden bütün pazarlamalarını yürütüyorlar. Böyle bir dünya yani. Ne diyeyim?